Arkadaşlar, herkese Afrika Johannesburg'dan merhaba diyorum. Planesburg Milli Parkı'nın içinde bir otelde dün gece konakladık. Harika bir deneyim, bambaşka bir coğrafya. Tabii nelerle dolaştık bu milli parkı? Arkamdaki yeni Ranger'larla. Farklı farklı kombinasyonlar var, bahsedeceğim. Önce Güney Afrika'daki fabrikayı gezdik. Ranger ve Amarok bu fabrikada üretiliyor. Günde 720 araç kapasiteleri var. Dev presler, yerin 7 kat altına giriyor presler. Tabii bu çok hassas şekilde kontrol ediliyor. Bütün o süreçleri gördük. Bayağı detaylı bir fabrika turuydu. Mesela şasiyi ters çeviriyorlar. Ters çevirip işte akslarını, diferansiyeli falan monte ediyorlar. Motorlar ayrı geliyor. Şasiyle kupa birleşiyor. Evlilik diyorlar buna. Bayağı keyifli bir fabrika turuydu. Boyahaneye tabii girmedik. O genelde, çünkü orası ayrı bir giyinmek gerekiyor orası için. Hassas bir yer. Yeni Ranger'lar tasarım bence çok güzel oldu. Hani Amarok'la aralarındaki en büyük fark bence tasarımda geliyor. Burada daha kaslı, araziye vur beni dedirten bir tasarım var. Bunlar da test araçlarımız. 2 gündür yol yaptık. Zaten daha önce de test aracı olarak kullanılmış. Yani 20 bin kilometrede falan çoğu. 20 bin kilometrede bir şey var mı? Trim sesi falan. Onun için de güzel bir deneyim oldu. Herhangi bir trim sesi falan yoktu. Buradan da zaten bak, bu da Everest. Ya bu Türkiye'ye gelmiyor ama harika. Şey gibi düşünün, pick-up'ın SUV'u gibi. Kocaman bagaj, tavanda havalandırmalar falan. Modellere bir göz atalım istiyorsanız. Şimdi bize 3 farklı kombinasyonda geliyor. XLT, Wildtrak X, şundan bahsedeceğim. Ve normal Wildtrak, o da şu sarı olan. Sarı renk bu arada muhteşem. 3 litre V6'sı var. 240 beygir. O da gelecek Türkiye'ye. Ama ilk etapta 2 litrelik EcoBlue olan, 205 beygirlik olan çift turbo motorla gelecek. 10 ileri şanzımanla birlikte. Burada Türkiye'de göremeyeceğimiz bir kasayı göstereyim. Ya zaten bu arabanın en iyi kombinasyonu bu bence. Renk olarak öyle söyleyeyim. Burada da böyle suicide doors dediğimiz tersi açılan kapılar var. Şu an araba kilitli. Ümit Erdim de burada. O 2 gündür bu arabayla takılıyordu. Şöyle göstereyim. Buradan da böyle bir burada da gördüğünüz gibi Ümit bir arkadaş getirecek Türkiye yanında. Burada böyle saklama gözleri var. Bunun içi zaten işte Wildtrak X ile aynı. Ama 2 kişilik bir kombinasyon. Sevgili otopark.com izleyicileri, havalimanında ne yaşanacak bilmiyoruz. Ben bunu koltukla sıkıştırmıştım, biri devirmiş çocuğu. Bak bak bak. Hiç hoşlanmadım yani şu an. Bak bak bak, iyi bak, kırılma dökülme bir yok, şey yok. Yok abim, yekpare. Yani, el oyması. El oyması tek parça, 30 yani, kilo falan o. Yani ne yaşanacak bilmiyorum ama çocuğu inşallah, hadi bakalım. Güzel güzel, ses biner onun üstüne. Bana bak, sen de like atmayı unutma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun kasası biraz daha uzun diğerine göre. Altyapı arkada yine yaprak yayımız var. Önde bir çift salıncağımız var. Zaten pick-up'lardan bildiğimiz detaylar. Pick-up'lar yüklüyken daha güzel, konforlu oluyor bu arada. Ama bu haliyle de pick-up'ın sekmesi minimuma indirilmiş. Ben en çok pick-up'lar arasında Ranger'ın direksiyon hafifliğini seviyorum. Diğerleri biraz ağırken burada güzel hafif bir direksiyonumuz var. Ama favori kombinasyonum Wildtrak X. Neler var Wildtrak X'te? Bir kere zaten baktığında daha kaslı. Lastiklerimiz Grabber General Tire geliyor. Yani Continental diyebiliriz. 265-70-17 jantlarımız Raptor jantı gibi. Şu boyut lastik tam arazi işte. Hem baja gibi gazla, hem kar, yağmur, çamur git. Çok iyi. Süspansiyonları biraz daha farklı. Offroad süspansiyonu var. En büyük kafadaki farklardan biri Performance LED adını verdikleri burada bir LED far çalışması var. Şöyle göstereyim bak. Bir şu, bir şu. Bu da 3 litre olan. Onun haricinde dediğim gibi kafası biraz farklı. 360 derece kamerası zaten hepsinde geliyor. Şu girerken böyle animasyonlar falan gayet güzel. Şu basamak detayı çok güzel olmuş. Hemen rahatça basıp buraya çıkabiliyoruz. Kapağımız oldukça hafif. Zaten bir önceki Ranger'da da öyleydi. Mesela burada da böyle detaylar, bağlantı yerleri yapmışlar. Şuradan tuşla bastığınızda otomatik olarak arka kapak
açılıyor. Çok güzel bir detay. Burada yine böyle kaplamalı bir yüzeyimiz var. Çok güzel bir detay. Bilmiyorum bize gelir mi? Bir 12 voltumuz var. Bir tane de AC 230 voltumuz var. 400 watt maksimum demiş. Bir ışığı mevcut. Böyle hızlı da kapanıyor. Güzel detay. Arkamız bu şekilde. Arkada da 230 voltluk bir girişimiz var. Type-C'miz ve normal USB'miz var. Bir kol dayaması mevcut. Bu koltuğu yatırabiliyoruz. Yatırdığımızda amfisi var galiba. Şu amfi herhalde. Evet, bas falan da koymuşlar. Basamağımız daha farklı normal modellere göre. Elektrikli bir koltuğu var. Ondan sonra burada arazi modumuz var. Otomatik, low, high, normal iki çeker modu. Sürüş modlarımız şu tuşla. Bastığın zaman direkt arazi moduna geçiyor. İşte lastikleri aktarmayı falan gösteriyor. Dur şöyle bir çalıştırayım. Kamerayı, arkayı bağladı. Bir daha bastım. Lastik basınçlarımızı görebiliyoruz. Trail Turn Assist. Mesela arkada eğer bir trailer varsa onun dönüşü için size destek oluyor. Yani bunun o cruise kontrolü. Trail Control Off demiş. Modlarımızı değiştirebiliyoruz. Ne kadar yanal eğim var yok onu görebiliyor. Burada park asistanımız. Şu modlarımızı buna göre değiştirebiliyoruz. Android Auto ve Apple CarPlay destekliyor. Gayet güzel çalışıyor. Android Auto, Apple CarPlay. Çekmeye bayağı bir önem vermişler. Bu da off-road modumuz. Şöyle modlar arası ekranda da tabii değişiklik yapabiliyoruz. Eco, tow haul, çekme, kaygan, çamur, kum ve rock crawl, yani kaya tırmanışı modlarımız var. Kaya tırmanışında arka diferansiyeli kilitliyor tabii. Normal modda yine burada kendi ekranınızı ayarlayabiliyorsunuz. My View'dan, Trip Computer, Economy, lastik basınçları, off-road konumu, güç dağılımı falan filan. İki gündür yol yapıyoruz. Tabii langur lungur çok şey yollardan da geçtik. Zor yollardan da geçtik. Ya zaten Afrika coğrafyası inanılmaz. İşte fil gördük, zebralar, değişik adını bilmediğim birkaç hayvan, kuşlar. Yani değişik bir coğrafya. Burada böyle kapalı bir park. Hepsini doğal ortamında görüyorsunuz. Zebraları falan. İşte otele bir tane kahve noktasına gittik. Orada zebra var. Hani böyle şey, zebra diyorum, çita var. Böyle kuşlar çitayı darlıyor böyle vik 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 falan. Yani çok garip bir ortam. Her zaman denk gelemeyeceğiniz bir ortam. Burada da Ranger'larla bayağı güzel gezdik açıkçası. Yorulmadan, rahatsız olmadan. Ha şu, bak iç mekanda şu detay çok iyi. Buraya istediğiniz gibi, işte mesela benim dün kullandığım araçta şu tepe ışığıydı. Burada istediğin gibi ek özellik takabiliyorsun. Böyle bunun bir elektrik altyapısı hazır. Bu bence harika bir detay. Şu havalandırma ızgaraları falan detayları çok güzel. Şöyle göstereyim. Yani build tough diyor ya, böyle bak. Hani sert plastik ama dokulu. O doku hoş yani. Kablosuz şarjı falan var. Şuradan açılıyor kapı. Direksiyon bayağı hafif. Güzel bir direksiyon. Evet, hepsi 4x4 geliyor bu arada. İki çekeri yok. Eskiden bir vardı. Bunların hepsi 4 çeker geliyor ama iki çeker modu da var. Şöyle ön takıma bakalım. Bak süspansiyon farklı, görüyor musunuz? Süspansiyonun rezervuarı var. Offroad süspansiyonu. Offroad süspansiyonu görmüştük. Bir de normalini göstereyim. Bu da 240 beygirlik 3 litre V6 olan. Onun da süspansiyonu böyle, daha normal bir süspansiyon. Şimdi zaten offroad kabiliyetini görmek için de buradan offroad parkuruna gidiyoruz. Yolda görüşürüz. Offroad'da görüşürüz. Bye bye. Evet, otelden çıktık. Offroad alanına doğru gidiyoruz. Giderken de Fahir'le biraz sohbet edelim. Neler yaptık, neler ettik, konuşalım istedik. Biz iki gündür XLT modelindeydik. Şimdi benim favorim olan Wildtrak X'teyiz. İşte bunun süspansiyonu farklı. Bu konsol falan farklı. Donanımları daha yüksek. Deri direksiyon. Vites seçicisi farklı falan. Daha hoş tabii, deri direksiyon. İşte elektrikli koltuk falan. Son günde bize geldi. Sonunda bize geldi. Son günde geldi. Mesela buradaki XLT'de adaptif hız sabitleme yoktu. Türkiye'ye gelecek olan da adaptif sürüş var. Mesela XLT'de bu, var mı? Var şeyde. Mesela bak bunda da yoldan çıktığımızdan beri böyle gidiyorum. Süper. Direksiyonu zaten rahat kendi. Ya bayağı güzel, hassas çalışıyor. Şu çift torpido yoktu mesela öbüründe. Yoktu. Doğru. Bunda çift torpido var. Güzel şu olay falan. Tık tık tık. Yani güzel pick-up kullanacak. Kendikleri. Tabii tabii. Işıkta, dünkü araçta vardı tepe lambası. Güzel maceraydı ya. İki gündür
Hem safari yaptık, hayvanları gördük, fabrikayı gezdik. Fabrika da güzel, detaylıydı. Bak frenini falan şu an kendi yapıyor. Bayağı hassas çalışıyor. Yani büyük arabayı kontrol edemez miyim acaba, hani korkusu falan olan için harika. Direkt kendi kendine gidiyor. Kendi kendine gidiyor. Sinyalimiz. Şimdi o soruyu bizimkilere de soralım. Soralım. Normalde soralım. Sağdan direksiyonla otomobillerde sinyal solda mı oluyor, sağda mı oluyor? Bir önceki deneyimde soldaydı. Ben onu hatırlıyorum. Hatta yani Kıbrıs tecrübesini de düşünüyorum. Seneler evvel orada kiraladığım arabadaki, sen orada okudun. Yani evet. Sen çok daha iyi biliyor, hatırlıyor olman lazım ama insan unutuyor çok şeyi. Unutuyor valla. Sanki işte bu sağ... Tabii ilk ince insanın eline burbu gidiyor. Evet. Sileceği çalıştırıyorsun. Evet. Şimdi alıştık tabii. Belki de bu standardı bu mu, ya da bir standardı yok belki de. Öyle olması göre lazım ya, nasıl yoktur. Sarısı güzel. Single cap. Çok güzel. O single cap değil galiba. O suicide door olan, bir de evet, sadece tek kapı olanı var. Doğru. Bunda ters açılıyor ama B üstünü yok falan. Çok sempatik yani onun da şeyi. Kaç paraymış? OGS'den geçelim. 26,5. Şimdi tabii bizim buraya gelme amaçlarımızdan biri de evet Ranger'ı kullanmak, işte burayı görmek. Ama Ranger çıkalı aslında bir süre oldu. Neredeyse yani, bir sene oluyor bir yani. Bir sene neredeyse oldu. Zaten ülkemizde de satılmış bir parti tabii zaten. Tabii tabii. Aynen. Ertan abi falan ama aldı. Ertan Balaban aldı. Selam olsun. Geziyor öyle yeni mi? Ranger'ıyla. Aynen. Wow. Ondan sonra biz tabii burada dün Özgür Bey'den, markanın genel müdüründen birebir bu yakın gelecekteki planları dinledik. İşte bize özgürlük makinalarından bahsetti. Dedik ne bu, bir heyecanlandık. Hep böyle Amerika'da görüyoruz ya, keşke şu da bize gelse diye. Bu sefer hakikaten o modeller sınırlı sayıda olsa da, yani bu 70 adet gibi. Edge, Bronco Sport çok merak ediyorum. Evet, F-150. Ve F-150'yi de çok merak ediyorum. Bunları resmi olarak getirecekler. Bu tabii yeni gelecek olan elektrikliler içindeki o boş zamanı da bu otomobillerle doldurulacak. Hani öyle anladım. 2024'ün son çeyreğiydi. Tamamen elektrikli Explorer. Bir tane yeni bir CSUV. Ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Ve benim Kuga'nın da yenisi geleceğini söylediler. Yani makyajlısı herhalde. Amerika'daki makyajlı bize yeni olarak geldi. Çünkü Avrupa'da da gelmedi. Yani 3 tane CSUV olacak. Bir de B segmenti Puma'nın elektriklisi olacak. İşte Romanya fabrikası satın alındı geçişten sene galiba, biliyorsunuz. Orada elektrikli, yani elektrifikasyona bayağı bir geçiş yapacaklar. Heyecanlı modeller geliyor. İşte o aralığı da Amerikan modelleriyle de, Kuzey Amerika modelleriyle de dolduracaklar. Bakalım Bronco'yu çok ben merak de ediyorum. Bak Bronco Sport'u çok merak ediyorum. Bir de yani hakikaten yıl sonunda gelecek olan Explorer'da hakikaten insanı heyecanlandırıyor. Ya şu yoldan da biraz konuşalım. Bak Sinan abi, şimdi ne kadar güzel değil mi bak. Tek şerit aslında ama yan taraflarda emniyet şeridine sen çok daha rahat geçebil diye yanaşıyorlar. Kamyonlar mesela emniyet şeridini sonuçta bir ambulans ya da bir şey geçse o da geçer. Yolunu verir. Evet. Ama hani öyle bir değişik şey var. Yani iki şerit yol ama dört şerit gibi kullanıyoruz. Evet. Demin yanından geçtiğimiz binek araç da Polo muydu hatırlamıyorum tam şeydi de. O da yani tamamen sarı çizginin solunda iniyor, evet, ki sen rahat gidebil diye. Tabii yasal mı bilmiyorum onların şeyinde. Yok, de ama. Yok muhtemelen öyle. Zaten öyle olması gerekiyor. Yoksa düşünsene yani bak şimdi bile şeye çekildi. Sola, evet, çekildi mesela. Dikiz aynasından görebiliyoruz ki trafiği aksatmamak için. Aksatmamak yani bence için. Bunlar güzel çözüm. Şimdi sonuçta baktığında bak ortada da kesik düz çizgi var. Evet yani kesikler var ama çift düz çizgi var. Yani sonuçta, evet, bir geçemez. Refüj gibi geçmemen, aynen, gerekiyor. Burada da o kamyonun arkasına takılıp da trafiği yavaşlatmana gerek yok. Daha güvenli aslında. Çok yani daha burada güvenli. Sollamaya çıkacağına, yani sağlamaya çıkacağına. Öyle, öyle. Hoşuma gidiyor benim bu tip uygulamalar. Trafik de bir önemli bir kültür yani. Önemli bir kültür. Bence Afrika'da hiç de fena değil. İki gündür gayet öyle iyi şey olmadık. Gayet, gayet. Kurallara bir bizde bu kadar uyulmuyor biliyorsun. Bizde aynen. Yani zoraki bizde. Hindistan'a doğru gidiyor. Ah. Bak bizi sağladı. Bir numara. Kameraları çok sevdim. Kameralar hem park asistanı var bunda hem de, evet, köşelere kadar zoom yapabiliyorsun kameralarda falan. Dikey ekran da güzel, fena durmuyor, evet, yani. Kalite algısını mesela bence yani sonuçta bir ticari araç, bir pick-up'tan bahsediyoruz ama bu ekranlar, bu 12 inç galiba değil mi? Hem, evet, gösterge hem buradaki dikey yerleşimli yok, ekran. Yok gösterge 10 mu 8 mi daha mu küçük ama bu 12. 12 inç. Bayağı böyle bilgisayar gibi her şeyi kullanabiliyorsun. Evet. Hem fiziksel bir klima tuşları var. Bir ve onlar böyle şey built rough diyor ya arkada sticker'da. Evet. Hani tuşlar bile böyle kaya desenli gibi sanki. Varsın bu tasvir seviyoruz işte. Benzetmeler kaya gibi, taş gibi.
Bir ara şu göstergelerde falan da öyle şeyler var aslında. Aa, hakikaten öyle. Şu an evet. Değişiyor o da. Bir normal sen oluyor. Sen tabii hakim olduğun için Ford'un menülerine falan bütün aynen. hepsini oynadın. Göstergeleri falan Ford'u, kendine göre. Ford'u seviyoruz. Konfigüre ettin. Vallahi yolda böyle aktaracaklarımız. Teşekkür ederim bize eşlik ettiğiniz için. Böyle birlikteliği seviyor takipçiler. Evet ya, herkes yazdı işte. Bence güzel oldu bu şekilde böyle evet, bir video evet. çekmek. Çekeriz gene. Yazın. Hoş. Beğendiyseniz aynen. devam ederiz. Offroad'da görüşürüz. Hoşçakalın. Bunlar sana çocuk oyuncağı Sinan. En sevdiğimiz şeyler abi. Şimdi Love'dayız. Kilidimiz yok ama yavaşız. Şimdi mesela artikülasyonda biraz hız alınca kurtarabiliyor ama mesela şimdi kaldık. Ne yapacağız? En sevdiğimiz şey. Ne yapacağız? Bak ben bunu frene basmaya çalışıyorum. Hemen kilidimizi aldık. Bak hatta set dedik. İki yaptık. Çektim ayağımı gazdan. Heh, bir gaz verdim. Şu an kendi başına. Kendi gidiyor. 2 kilometreyle ayarlayabiliyorsun onu. Yani iş artık çok kolaylaştı. Çok. Gayet şöyle bak, gazı kendi veriyor, ben vermiyorum. Çok dengeli gaz. Arazide en önemli şey dengeli gaz. Doğru. Özellikle çıkışlarda. Her zaman dengeli doğru, gaz. Bak bir dakika. Her zaman. Pistte ezerek. Tabii abi. Bilirsin. Bak yemin ediyorum bekliyorum videonu. Gelecek. Aa tabii. Formula. Evet. Bekliyorum. Aynen, Formula E videosu. Şimdi burada kilidimizi kapatalım. Akslarımız zorlanmasın. Çünkü burada dar bir takipçi, dönüş var. Takipçi kızar. Abi kilitteyken sert dönüş yaptın diye takipçi kızar. Şurada yan aleyimi görebiliyorsun. Bakalım kaç göreceksin? Ben demin 18 mi gördüm? 18. Sen de 18. 19. Bakalım biraz daha oluyor mu? Bu kadar. Bunun 40'a kadar yolu var. Tekerleğin tutunması lazım tabii. Tabii. Yani çünkü çok 40 dediğin inanılmaz bir şey yani. Kurtköy'e bekleriz. Benim parkur var abi. Kaç derece? Yere değersin. Cema aç, yere değdiririm elini. İnanılmaz. Zaten limiti de 40 falan. Sonrasında tı 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 tı. Sonra pıt. Sonra abi. Güvercin. Güvercin. Bu arada çok güzel bir setup hazırlamışlar. Çok güzel, çok hakikaten. Kompakt. Tık tık ama tık her şeyi, evet her şeyi de deneyimleyebiliyorsun. Ya zaten Ranger arazi konusunda başarılı ama burada bunları deneyimleyebilmek de bence aracın kabiliyetleri hakkında insana çok fikir veriyor ki ben şu ekran düzeneğini daha zaten çok çoğu önemli. İnsan ya yani şunu gerçek doğada yaptığın zaman aklın gidiyor. Ben burada rahatız. Bak burada kalsak da sıkıntı bir şey yok. Tabii ben on-road'cuyum. Yoksa arabanın limitleri bundan çok daha yüksek. Kesinlikle. Yani. Mesela tırmanış hala bak açık şey. Evet, 2 ile şu an tırmanacak kendi. Kendi de inecek. 2 sana yavaş, onu bir 3'le sen. 2.5 yapayım. Yap. Bak buçuk da var. Ama bu çok faydalı bir şey. Öyle. Yani tecrübesiz adam da çok rahatlıkla kullanabiliyor. Hop. Hop, inişi de kendi yapıyor. Yani başarılı. Çok. Şimdi çukura düşeceğiz. Şimdi bir de güzel özelliklerden bir tanesi bunu geri geri de yapabiliyor. O güzel. Evet. O galiba daha önce Raptor'da varmış. Evet. Şimdi artık Ranger'a da. Ranger Wildtrak X'te. Evet, Wildtrak. Şimdi X'de ayağımı çektim abi. Şu an kendi. Sen yine bir 2'ye al bunu, 2'ye al. 2'ye. 22 derece. -22 bayağı yani. Aynen. Şimdi kaldık. Ne yapacağız? Geri gitmemiz lazım. Lazım. Taktım geriye. Şu an çok iyi yani. Bu çok iyi. Bu o dengeli gaz, otomatik şanzıman, motor. Bak. Süper bir özellik bu. Açılar da çok iyi. Evet. 30 derece kamerayı yaklaşma. Kamerayı da çok iyi görüyorsun arkaya. Kamerayı görüyorsun. 360'ı görüyorsun. O kamera güven veriyor zaten sana. Evet. Tık. 10 ileri şanzımanımız. Bir de geri geri burada gazla tutmaya çalışsan yani dengelemek tabii, falan. Tabii herkes yapamaz o kadar pürüzsüz şekilde. Evet. Belki sen benle yapamayız yani. Yapamayabilir. Arkanı görmesen tedirgin yani. Tabii. Hani gaza böyle bir tabii. ver bırak ver bırak. Hele bir de kayacak araba falan, iyice tedirgin olacaksın. Evet. Burada normal
Love değil. Sadece Love, kilit yok. Rahatlıkla çıkıyoruz. Bir tur daha yaparsın gibi gözüküyor. Yeter, tamam. Hey, tamam. Good. Yes, we're done. Güzel bir turdu. Süperdi. Afrika'yı da gördük. Biraz daha vahşi tarafını gördük. Cape Town'u görmüştük. Şimdi de Johannesburg'u gezdik. Arabanın doğduğu fabrikayı yeri gördük. Fabrikaya çok detaylı bir tur yaptık. Bütün o merdiven şasi, süspansiyon, diferansiyel falan. Burada da harika bir setup kurmuşlar. Arazi kabiliyetlerini test ettik ama İstanbul'da istersen ben çağırayım seni. Kendi parkuruma götüreyim. Olabilir. Bak sözünü aldım. Tamam, neden tamam. Olmasın ya. Fahir Talip kışkırtma. Sen direksiyondaysan sıkıntı yok. Ben o maceraya kendi başıma atılmak pek hoşlaşmıyorum. Teşekkür ederim. Güzel ben de bir geziydi. Ederim. Süperdi vallahi. Gezi de videolarda süper oldu. Aynen. Kanallarımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Diğer maceralarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aynen.